Merhaba. Erdoğan bir seçim olursa tekrar aday olabilir mi, olamaz mı? Her şeyin ama her şeyin akşamdan sabaha Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlendiği bir ülkede bu soru abestir esasen. Yine de cevap verelim. Kağıt üstünde yani anayasa 101 ve 116'ya göre Erdoğan ikinci dönemini sürmektedir. Üçüncü dönem aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 oyla erken seçim kararı alması gerekir. Seçimin normal zamanı en geç 18 Haziran 2023 Pazar günüdür. Bundan bir hafta öncesi için karar alınırsa erken seçim olur. Anayasada normal tarihine şu kadar kala erken seçim kararı alınamaz diye bir hüküm yoktur. Erdoğan tayfası ise şunu savunuyor. 2017 anayasa değişikliğiyle sistem sıfırlandı. Haliyle Erdoğan ilk dönemini sürüyor. Seçim normal zamanında olsa dahi ikinci dönem aday olacaktır. Sonraki seçimde yani 2028'de üçüncü dönem aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması gerekir. Şimdi... Türkiye Cumhuriyeti 2017'deki referandumla sıfırdan kurulmadı. Anayasa değişikliği yapıldı sadece. Mevcut anayasa üzerinde oynamalar oldu. Zannedildiği gibi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş de yapılmadı. Bu bir yorum sadece. Anayasada yazmıyor bunlar. Dikkatli bakarsanız görürsünüz yazmadığını. Daha iyi anlaşılması için Abdullah Gül örneği verelim. Gül 2007 yılında meclis tarafından 7 yıllığına yalnızca bir dönem için Cumhurbaşkanı seçildi. O günkü anayasa öyleydi. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen madde değişti. Yani Türkiye Cumhuriyeti tekrar kurulmadı. 5 yıllığına halk seçer, ikinci dönemde aday olabilir düzenlemesi yapıldı. Erdoğan tayfası Gül seçildiği sırada mevcut anayasa bir defalığına seçilir, tekrar aday olamaz dediği için Gül yeniden aday olamaz tezini savundu. Bunu Erdoğan da yürekten istedi çünkü Cumhurbaşkanlığını hedeflemişti ve karşısına Gül'ün çıkmasını istemiyordu. Konu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi mealen Abdullah Gül yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilir, hakkıdır. İkinci kez seçilmesinin önünde engel yok dedi. Erdoğan bu karara çok bozuldu. Karar hukuken doğruydu. Anayasada küçük bir değişiklik yapılmış, Türkiye yeniden kurulmamış, sistem sıfırlanmamıştı. Gül pekala aday olabilirdi. Aklın mantığın yolu da buydu. Dönelim 2007'de Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra anayasa değişti. Bugün pek hatırlanmaz bu. Madde 101'in ikinci fıkrası, Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyordu. Bu fıkra 2017 düzenlemesinde değişmedi. Yani Türkiye 2017'de yeniden kurulmadığı gibi anayasa değişikliği 2007 düzenlemesine de dokunmadı. Erdoğan 2014'te buna göre seçildi. 2018'de bir kez daha seçildi. Tekrar seçilirse 3. dönemin sonunda emekli olmak zorunda. Tabii şimdi bunu kabul etmiyor. İki nedenle. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı almasını istemiyor. İkincisi 18 Haziran 2023'e kadar bekleyip sandıkta zaferi göremezse masayı devirme opsiyonunu elinde tutmak istiyor. Ondandır ki kurmayları 2017'de sistem sıfırlandı, seçim zamanında yapılacak, Erdoğan ikinci kez aday olacak kurgusunu yutturmaya çalışıyor. İhtimalleri sıraladım sadece. Hangisine şans veriyorsun diye soracak olursanız hiçbiri derim. Tüm bu hesapları ters yüz edecek gelişmeler bekliyorum.